Öncelikle hem teknik ekibi hem futbolcularımıza, rakip takımın futbolcularına ve bizi burada yalnız bırakmayan hem Mersin'den hem Hatay'dan hem diğer illerden gelen bütün futbol severlere teşekkür ederim. Tabii ki çok bollu bir bol gollü bir maç olmasını temenni ettik ama gerçekten hava çok sıcak. 28-29 derece ve rutubet has safhada. Biz tribünlerde terledik. Nefes almakta zorlandık. Top koşturmak, dribling yapmak, sahada 12-13 kilometre koşmaya çalışmak gerçekten futbolcular için çok zordu. Bence maç ortadaydı. İki takım da atabilirdi ama iki takım da biraz sanki goldan uzak durdu. Ve maç başladığı gibi bitti. Ben şunu söyleyeyim. İki maçta 4 puan bizim için güzel bir skor. Çünkü tekrar küllerinden doğan bir Atakaş Hatay Spor var. Çok dramatik günler yaşadık. Çok 6 Şubat'tan itibaren gerçekten de bugünlere dönmek çok zordu. Onu başardık. Bu başarı da tabii ki hem Volkan Hoca'nın hem Aydın Başkan Vekilimizin hem de yönetim kurulunun büyük çabaları var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Ama hepsinden önemlisi biz bu 11 ilde olan depremine unutacağız. Ne de unutturacağız. Çünkü bu deprem bugün bizim bölgemizde oldu. Yarın İstanbul'da, öbür gün Bursa'da, öbür gün başka ilimizde olabilir. Bu nedenle millet olarak, devlet olarak, ülke olarak biz bu depremlere hazırlıklı olmalıyız. Deprem bir doğa olayıdır. Mutlaka bir gün gelip sizi buluyor. Mühim olan bu depreme hazırlıklı olmak, güvenilir, güzel evler yapmak ve depremde diğer ülkelerde olduğu gibi, Japonya'da olduğu gibi hiç huzurumuzu bozmadan işimize devam etmek. Ama deprem bir geldi, pir geldi. Hatay'ı ve diğer illeri gerçekten perişan etti. Biz özellikle tekrardan maçlara başlamak istedik. Çünkü akut safhada hızlı bir şekilde herkes yardımcı oluyor, koşturuyor. Hatay'a ve diğer illere yardım etti ama gittikçe gündem değişiyor ve bizim bu depremzede iller unutulmaya yüz tutuyor. Her hafta bunu hatırlatmak için mutlaka Atakaş Hatay Spor'un sahada olması lazımdı. Biz geçen hafta siyah formayla maça çıktık. Tabii ki acımız büyük. Bunu işareti olarak biz siyah formayla çıktık matem havasında. Bu haftada bize gönlünü açan, kapılarını açan, destek olan Mersin için Mersin'in formasını giydik. Kırmızı lacivert forma giydik. Bu sporun güzelliği bu. Çünkü spor fair play çerçevesinde yapılırsa, dostluk çerçevesinde yapılırsa hem barışa katkı sağlar hem moral motivasyona katkı sağlar. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. İlk Süper Lig'e çıktığımız günden beri kimseyle kavga etmeden sadece ve sadece futbolumuzu oynayarak ve biraz ligi tatlandırmak amacıyla maçlara çıkıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde çıkacağız. Ama önümüzdeki maçlar mutlaka bu maçlardan çok daha keyif verici, çok daha lezzetli bir futbol şovuna dönüşecektir. Takım genç, 7-8 tane futbolcumuz şu anda yeni ve çoğu çok genç. Bu futbolcuların birbirine kenetlenmesi, birbirine alışması, bir yol alması birkaç hafta sürebilir ama 2 haftada 4 puan iyidir.